Sayın hakim, şu anda öldürmeye tam teşebbüs suçlamasıyla yargılamakta olduğunuz sanık Deniz Demir, ne yazık ki bu mahkeme salonlarına ilk kez gelmiyor. Kendisi kayıtlarda da görebileceğiniz üzere buna benzer suçlamalarla daha önce iki kez yargılanmıştır. Sanık Deniz Demir ilk olarak kocası Hakan Demir'i öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla hakim karşısına çıkmış ve o dosyadan hüküm giymiştir. Sayın hakim, bunun şu anda görülen dava ile ne alakası var? İzin verirseniz bitireyim sayın hakim. Tabii. Buyurun, devam edin. İddia makamının sözünü kesmeyin avukat bey. Sanık Deniz Demir, ikinci olarak da hükümlü olarak bulunduğu cezaevinin eski müdüresi Nihal Ünal'ın kurbanı olduğu cinayetin zanlısı olarak hakim karşısına çıkmıştır. O davada hakkında yeterli delil bulunamadığı için hüküm giymemiştir. Ancak bu iki dava bize şahsın karakter ve kişiliği hakkında çok önemli bir ipucu vermektedir. Sayın hakim, beraatle sonuçlanan bir davanın bize verebileceği tek ipucu müvekkilim Deniz Demir'in suçsuz olduğudur. Yetersiz delil bulunması onun suçlu olduğunu göstermez. %100 suçsuz olduğunu da göstermez ama. Sayın hakim, avukat beye müdahale edin lütfen. Yoksa benim burada işimi yapmam mümkün değil. Avukat bey, iddia makamına bir daha müdahale ederseniz sizi salondan çıkarmak zorunda kalacağım. Özür dilerim sayın hakim. Buyurun devam edin sayın savcım. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet, daha önce de söylediğim gibi sanık Deniz Demir benzer suçlamalarla birçok defa yargılanmasına rağmen şu anda bile karşınızda yeniden adam öldürmeye tam teşebbüs suçlamasıyla bulunmaktadır. İnsanlar çeşitli sebeplerden suç işleyebilirler. Her suç teşebbüsünde bulunanı cani olarak ilan edemeyiz. Elbette. Ancak Deniz Demir yaptığı vukuatlarla bize şiddete meyilli olduğunu ve ıslah edilmeye niyetinin bulunmadığını ne yazık ki açıkça ve defalarca göstermiştir. Dolayısıyla şahsın kendisi için Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesinin 1. fıkrası gereğince 25 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını yüce mahkemenizden arz ve talep ederiz. Sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı avukat bey? Sayın hakim, savunmamızı hazırlamak için ek süre talep ediyoruz efendim. Pekala. Üzülmediniz. Henüz her şey bitmedi. Üzülmüyorum, inan. Geçecek. Geçecek tabii. Geçecek.
Kuzu, bir dahaki celseye çekecekler ipini. Daha çok uzun zaman buradasın. Öyle sana kolay kolay buradan kurtuluş yok. Az kaldı az. Deniz, araman bitti mi? Bitti. Zeynep Hanım seni çağırıyor. Deniz Demir geldi efendim. Geldiniz. Neden buradayım? Konuşacaklarımız var. Otursana. Mahkeme anısı geçti, ertelendi. İstedikleri ceza çok ağır. Önemi yok. Bir de şu Leyla meselesi var. Keşke tedirgin olduğunu idare edebilirseydin. Seni korumaya alırdık. Hücreye kapatırdınız yani. Tek yöntem bu değil, biliyorsun. Biliyorum. Yani sizin yöntemlerinizi az çok öğrendim. Anladım. Hala kızgınsın bana. Kızımın eşyaları meselesi. Bazen acımasız olmak gerekiyor Deniz. Biliyorum. İstersen yani dışarıda tanıdığın akraban varsa kızımın eşyalarını istedebilirsin. Yok. Kendi yöntemimi kendim buldum ben. Deniz, bak bu hapishanede çok şey yaşadın. Yaşamaya devam ediyorsun. Kudreti başka bir yere nakledemiyorum maalesef. Ama eğer istersen seni başka bir yere gönderebilirim. Beni bu kadar düşünmenize, korumanıza gerek yok. Deniz, mahkeme sürecin devam ediyor. Ne kadar uzun sürer belli değil. Burada çok uzun süre kalabilirsin. Emin misin? Artık dışarıda olmak benim umurumda değil. İçeride ne kadar rahat ettiğimde. Kızım rahat uyusun. Bana yeter. Ne yapacaksın bunun için? Dedim mi? Kendi çaremi kendim bulacağım. Yalnız ben avukatımla görüşmek istiyorum. Mümkün mü? Tabii. Çıkabilir miyim? Tabii. Çıkabilirsin. Herkes yemeğe gitti. Ben seni bekledim. İçim içimi yedi. Merak ettim. Ne oldu? Nasıl geçti? Canım. 25 yıl dediler Azra. Gel bir oturalım. Nasıl ya? Duruşma ertelendi. Avukat elimden geleni yapacağım dedi ama. Tamam. İşte bana bak. Avukat elimden geleni yapacağım dediyse demek ki bildiği bir şey var. Yani ikinci mahkeme olacak demek ki ha? Dışarı çıkmak benim umurumda değil. İstemesem de olur. Ama ben kızıma bir söz verdim. İntikamını alacağım dedim. 25 yıl nasıl beklenir? Amcacığım.
varırım, sakin ol. Bak, daha hiçbir şey belli değil. Belli, belli. Her şey belli, açık. Ben buradayım, Alp dışarıda. Ve benim kızıma yaşattıklarının aynısını şimdi Naciye'nin kızına yaşatıyor. Onu öldürdükten sonra başka birinin canını yakacak. Ondan sonra biri daha, biri daha, biri daha, biri daha, biri daha durmayacak ki. Azra, bizim bir şey yapmamız lazım. Biz bir şey yapamıyoruz ki Deniz, yani görüyorsun olanları. Bu intikam duygusu. İntikam değil. Bu öyle bir intikam meselesi değil. Alp benim kızımı öldürdü. Ben de gideyim Alp'i öldüreyim değil. Bak sen nasıl birini daha kaybetmek istemiyorsun ve bu duyguyu rüzgara borçlusun. Ben de kızıma borçluyum. Ben o hasta herifin masum bir canı daha gözümün önünde almasına izin veremem. Bir annenin daha canını yakmasına izin vermem. Ben bunu borçluyum kızıma. Haklısın. Ne desen haklısın. Öyle. Bana yardım et. Nasıl yardım edeyim ben? Ha. Dediğin gibi. Alp dışarıda, biz içerideyiz. Kiralık katil bulmama yardım et. Canım istiyor ki. Anne. Geçmiş olsun annem. Geçmiş olsun annem. Sağ olun, sağ olun. 25 yıl demişler. Ya keşke müebbet verseler şu karıya ya. Ya daha kesin bir şey yok. Ama savcı muhteşem konuştu. Bir bunu yaptıklarını anlattı. Ne derse beğenirsin. Cani bu dedi, cani. Öyle tabii. Ha, keyfin yerinde mi derseniz, yerinde. Sen bir Türk kahvesi yap, tam keyfimiz olsun. Hemen annem. Gel Esat, gel. Kapat kapıyı. Geç şöyle. Arzu, ne oldu böyle? Bir havada bir gerginlik kokusu var. Var var, yok değil. Senin şu eski mahallede bir takım olaylar dönüyordu değil mi? Yani, ekşine çok idi. İyi. O ekşin bağımları arasında kiralık şeyler de var mıydı? Katil. Tövbe estağfurullah Azo. Hazret, bırak şimdi tövbesini. Var mıydı, yok muydu? Ben mahalleden kimseyle görüşmem Azo. Yani bir kişi var. Belki ona sorabilirim ama bilmiyorum. Tamam. Sor o bir kişiye. Sor bakalım bulabilir miymiş bize birini. Azo, hayırdır yani, ne oluyor? Deniz için gerekli. Deniz abla için mi? Kafayı mı yediniz siz Azo? Ne oluyor ya? Kadın haklı Hazret. Yani içi soğumadı, gitti. Vazgeçmedi bir türlü. Olana bitene bakıyorum, haklı yani. Kudret'in oğlu hala ceza almadı. Şimdi de Naciye'nin kızına sarmış. O herifin ortadan kalkması lazım. O herif yaşadıkça daha çok can yakacak. Öyle. Deniz desen zaten soğumadı içi yani. Hani bırakayım kendi haline desen başını belaya sokacak. Kendi başını belaya sokmasa bizim bir şekilde başımızı belaya sokacak. Hepimiz için yapmamız lazım yani bunu. Biz de bir şey yapamayacağız belli ki. Verelim parasını. İşin ehli yapsın. Bitsin gitsin bu iş. Eyvallah Hazo sen. Yani okey diyorsan buluruz tabii. Ne haber Deniz? Nasılsın? İyiyim. Sana mahkeme için teşekkür edemedim. Deniz, ben ikinci mahkeme için hazırlanıyorum. Merak etme. Mutlaka gerçeği görecekler. Ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacağım ben. Biliyorum. Sen içini ferah tut. Aslında ben seni mahkeme için çağırmadım.
Boşanma davası için çağırdım. Hakan'a ulaşamıyorum. Evi satılığa çıkaracaktı. Tamam. Ben takibini yaparım. Yani eğer satılığa çıkarmadıysa bile... o paranın yarısına ihtiyacım var. Bir şekilde onu temin edebilirsek çok önemli. Ne oluyor Deniz? Neden bu kadar paraya ihtiyacın var? Hapishanedeyim. Hapishane şartları. Paraya ihtiyacım oluyor. Ayrıca Hakan artık bir şeyler yapsın istiyorum. Anladım. Ben elimden geleni yaparım, merak etme. Sağ ol. Kadir. Ben Hasret. Şimdi kısa keseceğim, tamam mı? Yardıma ihtiyaç var burada. Senlik bir iş var, bekliyorum, tamam? Canan, bu gece bittim, şarkılar benim zaten. Canan. Şunu. Bu akşam çekiliyor bak. Biz de çıkmaz ya. Baba sende yok, onda yok. Kimde var? Bende mi şans var ya? Allah Allah. Nerede kaldın? Neredesin sen ya? Lan bana kalsa ben çukuruna da gelmem de işte. Neredesin? Doğru konuş lan. Duyacak millet. Duyarsa duysun. Lan burada kazandığımızla gırtlağımızı zor geçindiriyoruz. Sana bir kere söyledik ya. He desem var ya, neler olacak? De git, yeter. Aşağı mahallede birine mal verdim lan. Babanın kafa nal gibi oldu, nal. Uçtu, polisi çağırdı ya. Hayat mı lan bu? Lan sen hani bırakacaktın bu işleri? Hani bırakacaktın? Başka çarem mi var? Ne yapayım? Bununla mı kazanayım ben bunu? Bununla mı kazanayım? Asma suratını. Lan Hasretim, asma suratını da. Kurban oldu. Gamzesini yediğin. Manyak. Ne manyak? Bana bak, yarın akşam ziyafet var, raga, raga. Kalite, yapıştı. Zehir zıkkım olsun o ziyafet. Zehir zıkkım olsun o ziyafet. O ne ya? Ya yapmayacağım, yapmayacağım diyorsun, sonra gidiyorsun. İki tane tüken patlatmışsınız. Duydum tabii. Salak mı sanıyorsun sen beni ha? Duydum. Ben bu hırsızlık, uğursuzluk işlerini istemiyorum. Bana gelmiyor, istemiyorum. Bana göre değil bunlar ya. Ne sana göre? Sana göre olan ne? Aso, bu masalarda meze olmak mı? Bu mu sana göre? Lan ben de meraklısı değilim. Bu da çalgı çengi oynatmana. Biz aile geçindiriyoruz burada, ev bakıyoruz. Ya kızım işte aile geçindiriyoruz, ev bakıyoruz. Senle ben ulan bir cukkayı habbeyle doldursak o aile yaşayacak, yaşayacak. Bak o günden sonra aburaya da yazıyorum. Bir daha mal satmakmış. Ulan hırsızlık yapmakmış. Tövbe, tövbe. Tövbe, bir daha yapmayacağım ya. Ulan sen de kurtulacaksın, ben de kurtulacağım. Herkes kurtulacak bu hayattan ya. Hadi o zaman naşlat da kurtul bu hayattan, hadi. Lan oğlum sensiz olur mu? Sensiz olur mu? Sensiz hayat olur mu? Ulan her şey hazır. Bütün plan hazır. Bir tek eksiğin sensin be Hasu. Şişt. Öyle istemiyorum, istemiyorum, ayağına da yatıyorsun ya. Eskilerden kim kaldı Hasu? Ulan senin de ne olduğunu ben çok iyi biliyorum da. Ha? Hamzesin de kayboldu. Ha? Bu adamın bana borcu var abi.
Güzeller güzel abi. Vereyim mi bir gül? Sevdiğine götürürsün be. Ne kadar istiyorsun? Ne verirsen be abim. Öyle ucuza gidersin be yavrum. Ne diyorsun be? Senden hala gül mü var diyor. Gel. Şöyle gel bir masamızı şenlendir. Otur da bir şeyler içelim. Bıraksana ya. Bak adam gibi istiyorum. Gel bir şeyler ikram edeceğiz. Bırak elini. Senin var ya. Tamam gel şuraya diyorum. Bak daha da ne diyorsun lan oluyor sen? Kadir! Seni var ya öldürürüm lan ya. Seni öldürürüm lan. Hüseyin abi. Yatıp dur. Otur. Boş ver otur. Geç. Tamam abisi. Tamam yok bir şey. Yok bir şey. Tamam hadi. Sakin dur. Sakin boş ver be ya. Hadi. Hadi. Bana bak sen bir daha buraya gel. Seni öldürürüm oğlum. Lan ne lan? Olsun. Tamam. Evet, seni şişlerim. Öldürürüm lan şişlerim seni ha. Tamam. Yok bir şey. Tamam hadi. Hadi. Hadi abisi hadi. Hadi. Sakin. Sakin. Bana bak sen de bundan sonra adam gibi giyineceksin. Ben ne yaptım ki Kadir abi ya? Konuşma lan. Başlatmayın lan şimdi. Hadi yürü. Düşürme. Hadi. 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 Ulan var ya. Bundan sonra bensiz işe mişe gitmek yok lan. Abuk sabuk konuşma. Sakin ol Kadir. Ulan loto kağıtlar da gitti. Allah'ım topladık arkanı. Sen niye dalıyorsun adama zaten? Niye dalıyorsun? Ne yapaydın? Ha, gidip adama teşekkür mü edeydim? Ulan boynuzlu muyuz lan biz? O ne demek lan? Yok bir şey değil mi? Kadir. Hadi bir buzmuş koyalım oraya. Yok yok istemez. Hadi Allah'ını seversen ha. Ya istemez Allah Allah. Aysel. Hadi abla. Hadi geç şu Osman abinin dükkanından buz kap tamam mı? Hadi aplasının güzeli. Hadi aplasının güzeli. Hadi. Görüyorsun değil mi? İnadından ne hale geldiğimizi görüyorum. Tertip sen de taktın mı takıyorsun bu işlere? Sus yeter artık ha. İyi lan iyi. Allah Allah. Bana acımıyor. Kendine de acımıyor. Ulan şu kıza acı lan. Gencecik kıza acı. Bugün ben vardım Hasret. Ben olmasaydım ne olacaktı? He? Kadir. Bak ben tövbe etmişim. Ben bırakmışım bu işleri. Ya iyi lan. Tövbe etmişsin. Git yaşa. Tamam. Allah Allah. Kadir. Ya git. Nereye gidiyorsun? Hasret. Ben sana artık hiçbir şey demiyorum ya. Tamam. Sen git meyhaneler sokağında namusunla yaşa. Yiyorsan ye. Allah Allah. Hadi Allah'a emanet. Ayıp ediyorsun sen. Ayıp ediyorsun. Aa, nereye gitti bu şimdi? Yok bir şey ablam. Öyle manyak manyak konuşuyor işte. Manyak. Hadi yürü. Ah. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Dikkat ne? Ziyaretçi olarak Kadir Doğan. Maruzatım var müdürüm işte. Yardımcı olursan çok ben Mesut Bahtiyar olurum. Senin için pek ziyaretçisi olmaz demişlerdi Hasret. Sevindim. Yıllar sonra biriyle görüşecek olmana. Yani biz öyle sahipsiz falan değiliz müdürüm. 40 yılın başı birileri geliyor. Da sen benim işi halledip bana bir kıyak yaparsan... vallahi 10 numara derim sana. Merak etme. Çıkabilirsin. Gel.
Nasret? Kuti. Ne oldu Kudret? Ya müdürüm, bir ricada bulunacaktım. Oğlumla beni görüştür müdürüm. Ne istersen yaparım. Bana işbirliği mi teklif ediyorsun? Yani şey... Yani... Ne istersen yaparım. Hem de koşulsuz olarak. Güzel. İlk işine başlayalım o zaman. Hasret Kadir Doğan diye biriyle görüşecekmiş. Niye görüşüyor? Kimdir bu? Öğren bakalım. O işler kolay işler müdürüm. O iş bende.